Pers yönetimi altında olan İonya'da bir isyan başladı. Ve bu isyan Yunan şehir devletleri tarafından desteklendi. Öç almak için Atina'ya saldıran büyük Pers ordusu Maraton Savaşı'nda bozguna uğradı. Pers kralı Serhas, babası Darius'un ölümünden sonra tahta geçti. Ve yeni kralın tek amacı antik Yunanistan'ı fethetmekti. İntikam hırsı babadan oğula geçmişti. Kral Leonidas ve onun emrindeki 300 Spartalı, disiplinin, iyi eğitimin, iyi ekipmanın ve taktiksel avantajın önemini Serhas ve sonu görülmeyen ordusuna öğretecekti. Termofil geçidinde durdurulamayan sonsuz bir güç, hareket ettirilemeyen bir cisimle çarpışacaktı. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, araştırmacı Mecit Güven, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Antik dünyanın hakimi olmak istiyorsanız, yeryüzünün en büyük ordusuna sahip olmanız gerekir. Milattan önce 5. yüzyılda ise söz sırası Ahamenes İmparatorluğundaydı. Sınırlar Serhas'ın döneminde Hindistan'ın batısına ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanmıştı. Anadolu zaten onundu ve topraklarını genişletmek istiyorsa Avrupa'ya yönelmeliydi. 50 milyon nüfusu olan, neredeyse Avrupa kıtası büyüklüğünde bir alana yayılan Ahamenes İmparatorluğu ve onun hükümdarı Serhas'tan bahsediyoruz. Kralların kralı unvanına sahip biri. O, tartışmasız döneminin en güçlüsüydü. Monarşiyle yönetilen devletlerde imparatorlar oğullarını çok iyi yetiştirmek zorundaydılar. Babası Darius, Serhas'ın matematik, felsefe ve askeri teknik alanlarında kendini yetiştirmesini sağladı. Anlayacağınız Ahamenes İmparatorluğu emir ellerdeydi. Geçmişte atalarının yaptığı hatalardan ders çıkaran Serhas, işinin kolay olmadığını biliyordu. Eğer Yunanistan'ı ele geçirecekse, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ordu kurması gerekiyordu.
Yunanistan'da o dönem kent devletleri hüküm sürüyordu. Bu devletler birbirinden bağımsızdı ve her biri diğerine üstünlük sağlamak için savaşıyordu. Antik Yunanistan'ın en büyük iki gücü Sparta ve Athena'ydı. Athena demokrasinin mucidi olarak bilinir. Savaşmak için yaşayan Sparta ise krallıkla yönetiliyordu. Farklı felsefeler üzerine kurulu bu iki devlet yıllardır süre gelen bir rekabetin içindeydi. Serhas, antik Yunanistan'ın parçalanmış bir halde olmasıyla ilgilenmiyordu. Kesin bir zafer kazanmalıydı ve 4 yıl boyunca bu savaşa hazırlanarak ne kadar ciddi olduğunu herkese gösterecekti. Serhas'ın oluşturduğu ordunun büyüklüğü konusunda halen bir tartışma mevcut. Tarihçi Herodot'a göre Pers ordusu 2 milyon kişi civarındaydı. Herodot'un kayıtlarına göre Pers ordusu o kadar büyüktü ki geçtiği yerlerdeki nehirleri içerek kurutuyordu. Günümüz tarihçilerine göre ise Pers ordusu 300 bin kişiden oluşuyordu. Bu rakam Herodot'unkinin yaklaşık 7'de biri. Ancak bu büyüklükteki bir ordu o dönemin koşullarında hala tarihin gelmiş geçmiş en büyük ordusu olması için yeterdi. Pers ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi Yunanistan'a ulaştığında halk paniğe kapıldı. Ancak aynı şey liderleri için söz konusu değildi. Kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgul olan şehir devletlerinin liderleri, yaklaşan tehdidin büyüklüğünü idrak etmede oldukça başarısızdı. Sonunda sorunlarını bir kenara bırakıp, ülkelerini korumak için bir konsey kurmaya ikna oldular. Tüm özgür Yunan şehirleri tehdit altındayken bile, gururlarını ve menfaatlerini unutup en zekice şeyi yapmaya odaklanamıyorlardı. Konseye katılan liderlerin büyük kısmı savaştan kaçmanın yolunu arıyordu. İkisi dışında. Beraber savaşma fikrini ortaya atan Sparta kralı Leonidas ile Atinalı Temistokles arasında o güne değin soludukları hava dışında ortak bir noktaları yoktu. Ömürleri birbirleriyle mücadele etmekte geçen bu iki komutanın birleşmesi Yunan halkında ümitleri yeşertmişti. Serhas'ın büyük bir ordusu olsa da çözmesi gereken önemli bir sorun vardı. Yunanistan'a giden tek karayolu Karadeniz'in etrafından geçiyordu. Orduyu bu yoldan yürütmek aylar alırdı ve yolda başka şehirlerin de fethedilmesi gerekirdi. Bu yüzden Serhas, Karadeniz'i dolaşmak istemiyordu. Anadolu'da toplanan devasa ordu, kışı geçirmek için Kapadokya'dan Sart'a intikal etti. Ve bahar başlarında Çanakkale Boğazı'nda yer alan Abidos'a yöneldi. Serhas, mühendisine Çanakkale Boğazı'na geçici bir köprü kurmasını emretti. Müthiş fikirler üretebilirsiniz ama eğer teknolojik gücünüz yeterli değilse bulduğunuz çözümler hiçbir işe yaramaz. Serhas'ın en büyük avantajı da hayallerini gerçekleştirebileceği mühendislere sahip olmasıydı. Ve bu mühendisler 20. yüzyıl başlarına kadar uygulanacak olan gemileri yan yana dizip bağlama yöntemiyle askerler ve yük hayvanlarının geçebileceği yüzer köprüler oluşturdular. Boğazı geçen askerleri gören Yunan casuslar, ülkelerine sadece daha güçlü bir ordunun yaklaşmakta olduğu bilgisiyle dönmediler. Yunanistan, onlardan çok daha gelişmiş bir uygarlıkla karşı karşıya gelmek üzereydi. Eğer savaşacağınız coğrafyada deniz varsa, donanmanın önemini reddedemezsiniz. Serhas da gücünü sadece karada göstermeyip dönemin en güçlü donanmasıyla ordusunun güvenliğini sağlayacaktı.
sahile yakın seyreden 1200 savaş gemisi kara ordusunu destekleyecekti. Serhas 300 bin kişilik dev ordusuyla artık Avrupa kıtasındaydı. Sparta kralı Leonidas acilen bir ordu toplanması ve Perslerin Yunan topraklarına girmeden durdurulması gerektiğini savunuyordu. Temistokles bir savunma planı öne sürdü. Plana göre Leonidas Termofil geçidine gidip ordusuyla bu dar yolda savunma yapacaktı. Kendisi ise gemileriyle Artemision boğazına yelken açıp Pers donanmasını burada durduracaktı. Bu fikir savaşmaya gönüllü olmayan liderler tarafından gereken desteği görmedi. Leonidas ve Temistokles'in önündeki bir diğer engel ise yaklaşmakta olan Sarnia Festivali'ydi. Yunanlar dinlerine ve geleneklerine çok bağlı insanlardı. Sarnia Festivali yaklaşıyordu ve sonra da olimpiyatlar başlayacaktı. Eğer bu zamanlarda savaşırlarsa tanrıların onları Perslerden daha ağır cezalandıracaklarına inanıyorlardı. Leonidas tanrılara saygı duyan bir kraldı. Ama mukavemet göstermezlerse bu kutlayabilecekleri son festival olabilirdi. Serhas ise karşısına çıkan engelleri aşmıştı ve 300 bin kişilik ordusuyla birlikte Yunanistan topraklarına doğru hızla yaklaşıyordu. O bu savaşı masa başında titizlikle kurgulamıştı ve mükafatını da alıyordu. Önüne çıkan her şeyi yerle bir ediyordu ve hayallerini süsleyen Atina ile arasında sadece birkaç şehir kalmıştı. Görünen oydu ki Leonidas ne olursa olsun bu savaşa girecekti. Ancak önemli bir karar onu bekliyordu. Elindeki askerlerin toplam sayısı tahminen 3500'dü. Termofil'e bu askerlerin tamamını mı götürmeliydi ki bu olası bir mağlubiyette Sparta'nın tamamen savunmasız kalması demekti, yoksa en güvendiği askerlerini mi yanına almalıydı? Leonidas kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmanın bir yolunu arıyordu. Hızlı hareket edip Termofil geçidine Perslerden önce ulaşamazsa bir daha Serhas'ı durdurma ihtimali kalmayacaktı. Normal şartlarda küçük bir askeri birliğin 300 bin kişiden daha hızlı hareket etmesi son derece olağan. Ancak Persler uzun mesafe kat etme konusunda son derece tecrübelilerdi. Yani Spartalılar ellerini çabuk tutmalıydı. Artık tanrıların kızacak olması ve Yunan şehirlerinden destek gelmeyişi Leonidas'ın umrunda değildi. 300 elit Spartalı hopliti yanına aldı ve Termofil'e gitmek için yola çıktı. Hoplitler antik Yunanistan'ın standart askerleriydi. Özgür halktan orduya katılan gönüllü savaşçılardan oluşurdu. Ama Spartalı hoplitler için böyle bir şey asla söz konusu değildi. Şehirde düzen şu şekilde kurulmuştu. Şehrin rutin işlerini köleler yapardı. Spartalı erkekler ise sadece ama sadece savaşırlardı. Leonidas 300 askerle savaşmaya giden bir komutanı görmenin halkı cesaretlendireceğini düşünüyordu. Böylece Termofil'e ulaşana kadar diğer devletlerden gönüllü askerlerin de ona katılacağını ümit ediyordu. Temistokles de donanma için çalışmalarına devam etmekteydi. Saygınlığını ve otoritesini kullanarak Atina donanmasının desteğini almayı başarmıştı. Çoğunluğunu Atina gemilerinin oluşturduğu bir donanmayla Leonidas'ın güvenliğini sağlamak için yelken açtı.
antik dünyanın kaderini etkileyecek üç general, binlerce yıl unutulmayacak bir savaşa doğru ilerliyordu. Serhas'ın askerlerinin bazıları evlerinden yüzlerce, bazıları binlerce kilometre uzaktaydı. Böylesine büyük çaplı seferler her zaman zorlu geçmiştir. Bu yüzden Serhas, farklı kültürlerden oluşan askerlerinin motivasyonunu üst düzeyde tutmalıydı. Persler geniş bir coğrafyaya yayılmış, çok uluslu bir imparatorluk olduklarından dolayı böyle büyük bir orduyu kurabilmişlerdi. Herodot'a göre Serhas'ın ordusu 46 farklı etnik gruptan oluşuyordu. Bu da o güne dek görülmemiş bir şeydi. Ahmeniş İmparatorluğu'nun dini Zerdüştlük olsa da farklı dine mensup Pers askerleri inançlarını ve kültürlerini özgürce yaşardı. Evet, Pers hakimiyetini kabul etmezseniz ölürsünüz. Ama eğer bunu kabul ederseniz bu özgürlüklerin hepsi size tanınır. Antik dünya şartlarında değerlendirirsek bu son derece hoşgörülü bir yaklaşımdır. Pers askerlerinin aidiyet duyguları güçlüydü. Ve bu orduya meydan okuyanların sonu felaketle sonuçlanıyordu. Ancak Leonidas pes edemezdi. Yola çıkarken tüm bunları göze almıştı ve her ne olursa olsun kazanmanın bir yolunu bulacağına inanıyordu. Termofil yolunda Spartalılara 7000 kişi daha katıldı. Evet, 7300, 300'den iyiydi. Ama yardıma gelen askerlerin hiçbiri Spartalılar kadar iyi eğitimli ve iyi asker değildi. Leonidas onları asker olarak değil, ellerine mızrak almış çiftçiler olarak görüyordu. Termofil geçidine ilk gelen Spartalılar oldu. Bu, Serhas'ın durdurulabilmesi için en önemli adımdı. Leonidas, geçidi tutmak için diğer Yunanları kullanmayıp sadece kendi askerlerini savaşa sürmeyi düşünüyordu. Leonidas, destek kuvvetlerinin kendileriyle savaşmasını istemiyordu. Çünkü onlar Spartalıların çocukluklarından beri süregelen o müthiş uyumunu sekteye uğratabilirdi. Sparta devletinde dünyaya gelen erkek çocukları doğdukları andan itibaren askeri düzenin bir parçası olurlardı. Veya olamazlardı. Çünkü zayıflık belirtisi olanlar şehrin dışında bir bölgede ölüme terk edilirdi. Çocukların alacakları eğitim sonunda dünyanın en iyi askerlerine dönüşebilmeleri için uygulanan bir eliminasyon. Evet, acımasız bir yöntem. Fakat Spartalılar ne yazık ki bu konuda oldukça katıydılar. Hayatta kalmayı başaranlar 7 yaşında ailelerinden teslim alınıp 18 yaşına kadar eğitilirdi. Günümüzde de özel askeri birlikler böyle yetiştiriliyor. Ancak aradaki fark şu: bugün eğer bunu beceremezsiniz, elenirsiniz. Sparta'da ölürsünüz. Bir Spartalı öldüğünde mezar taşına sahip olmak istiyorsa sadece iki seçeneği vardı. Ya savaş meydanında ölecekti ya da doğum sırasında. Diğerlerinin hiçbir önemi yoktu. Leonidas da yanındaki askerler gibi yıllar önce aynı eğitimden geçmişti ve hayatını savaşmaya adamış ordusuyla birlikte en ön safta savaşacaktı. Desteğe gelen diğer askerleri ise her ihtimale karşı yedek birlik olarak arkalarında bekletecekti. Spartalılar her zaman yaptıkları işi bu kez devasa bir ordu karşısında tekrarlamak için kenetlenmişti.
Serhas'ın ordusu Termofil'e vardığında iki tarafın karşılaştığı manzarayı gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. Bir tarafta 300 bin Persli, karşısında 300 Spartalı. Akıl alır gibi değil. Serhas ordusunu bu kadar küçük bir düşman için savaş düzenine sokmak istemiyordu. Bu yüzden Spartalıların pes etmesini sağlama kararı aldı. Elçiler yoluyla Spartalılara teslim olun mesajı gönderdi. Serhas'ın elçisi Leonidas'a su ve toprak götürdü. Eğer Leonidas elçiden gelen bu sembolik hediyeleri kabul ederse Pers egemenliğini kabul etmiş olacaktı. Serhas da onlara Perslerin dostu unvanını verecekti. Ama Spartalılar bağımsızlıklarına büyük önem veriyordu ve Leonidas bu teklifi reddetti. Serhas olumsuz bir cevap almayı beklemiyordu. Çünkü ona göre Leonidas sunulan fırsatı geri çevirerek yok olmayı tercih etmişti. Yine de Sparta kralına ek süre verdi. Tam 4 gün boyunca Termofil geçidinde adeta yaprak bile kıpırdamadı. Bu yaklaşımdan Serhas'ın ne kadar hoşgörülü biri olduğu çıkarımı yapılabilir mi? Aslında işin gerçeği pek de göründüğü gibi değildi. Serhas'ın 4 gün beklemesinin sebebi tuzak ihtimaliydi. Leonidas'ın 300 askerinin bir yem olduğunu düşünüyordu. Asıl büyük Yunan ordusunun saldırı sonrası ortaya çıkacak olması ihtimali 4 gün boyunca Serhas'ı saldırmaktan alıkoydu. Spartalılar ülkelerini korumanın psikolojisiyle geçitte aylarca bekleyebilirdi. Ancak Pers kralının böyle bir lüksü yoktu. Bekleyerek geçen her saat Serhas'ın 300 kişiden korktuğu hissinin ordusuna yayılmasına sebep oluyordu. Serhas'ın sabrı 5. gün tükendi ve tekrar elçisini Leonidas'a gönderdi. Bu sefer mesajı kısa ve netti. Silahlarınızı bırakın. Ama Leonidas hala fikrini değiştirmemişti. Leonidas'ın elçiyi öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu. Hiç kimse kralların kralı Serhas'ı reddedemezdi. Spartalıların arkasında kaç bin kişi olursa olsun 300 bin Perslinin gazabına uğrayacaktı. Pers okçuları Spartalıları ok yağmuruna tutmaya başladı. Askerlerden biri barbarların okları güneşi kapatıyor diye şikayet ettiğinde Leonidas'ın cevabı iyi işte gölgede savaşırız oldu. Spartalılar ok ve yay kullanmazlardı. Onlara göre gerçek bir erkek sadece yakın temasla savaşmalıydı. Okları savuşturmak Spartalılar için çok kolay oldu. Eğilerek kalkanlarının arkasına saklanan Spartalılar saldırının bitmesini beklediler. Pers okçularını farklı şehirlerden gelen avcılar oluşturuyordu. Bu avcılar kendi ekipmanlarını kendileri tedarik ediyordu. Ve okları savaşmak için değil, avlanmak için tasarlanmıştı. Bu oklarla hayvan derisini delebilirsiniz. Ama Sparta kalkanlarına çizik bile atamazsınız. Pers okçuları Spartalılara tek bir kayıp bile verdirmeyi başaramadılar. Serhas'ın sabrı taşıyordu. Askerlerini Leonidas hariç tüm Spartalıları öldürerek bir an önce geçidi açmaları emrini verdi. Serhas, Leonidas'ın öldürülmemesini istiyordu. Çünkü özgürlüğüne çok düşkün olan Leonidas'a verilebilecek en iyi ceza onu esir almaktı. Pers ordusu 10 bin kişilik gruplar halinde saldırmaya başladı. Serhas, Spartalıların kaçacak yer aramalarını bekliyordu. Eğer Spartalılar bir tuzak kurduysa ve sürpriz bir ordu onlara destek verecekse, bu saldırıyla bu plan da ortaya çıkmış olacaktı. Ama Persler Sparta hatlarına ulaştıklarında karşılarında falanks pozisyonundaki 300 hoplitten başka kimseyi göremediler.
Perslerin ilk hamlesi mızrakları geçmek ve kalkanlarını Sparta kalkanlarına vurmak olacaktı. Koşarak kazandıkları momentumu ve kalabalığın getirdiği avantajı kullanarak Sparta duvarını kırabileceklerini düşünüyorlardı. Yunanlar uzun mızrak kullanan diğer Yunanlara karşı savaştıkları için kalın bronz kalkanlar kullanıyorlardı. Göğüs sırtları ve miğferleriyle birlikte toplam 30 kiloluk bir ekipmana sahipler. 300 askerden hesaplarsanız karşınızda 9 tonluk bir duvar var demektir ve bu duvarı yıkmak neredeyse imkansız. Pers ordusu savaşın ilk dakikalarında büyük kayıplar verdi. Askerler öldükçe arkadan yenileri gelse de bu askerler de pozisyon alamadan Sparta hatlarına çarpıp dağılıyordu. Spartalılar kalkanlarını birbirlerine kenetleyerek müthiş bir savunma hattı oluşturuyorlardı. Baksanıza, boşluk bulup onlara zarar vermek gerçekten çok zor. Persler kendi ölüleri üzerinde savaşıyorlardı. Ancak Sparta hattı kıpırdamadı bile. Serhas, Spartalıların askerlerine karşı sahip olduğu avantaja gözleriyle şahit olmuştu. Evet, taktiksel bir hata yaptığının farkındaydı. Ama geri çekilerek Spartalılara cesaret vermek de istemiyordu. Çünkü bu aynı zamanda kendi askerlerinin moralini de bozacaktı. Serhas heyecan içinde yerinden kalkıp savaş meydanına bir iki adım yaklaşarak olanı biteni daha iyi görmeye çalışıyordu. Nihayet Spartalıları bu şekilde kıramayacağını fark etti ve geri çekilme emri verdi. Termofil Savaşı'nın ilk kayıpları verilmişti ve ölülerin hemen hepsi Perslere aitti. Serhas en seçkin askerlerini bu kadar küçük bir engel için kullanmak istemiyordu. Ama başka bir çaresi kalmamıştı. İlk gün Spartalıların karada mücadelesi bittiğinde akşama doğru Atinalıların denizde mücadelesi başladı. Spartalılar Termofil geçidini nasıl tutuyorsa, Atinalılar da Dar Artemision boğazını o şekilde tutuyordu. Pers donanması Yunan donanmasının 3 katıydı. Ancak yine de Persler dar boğazda savaşmaktan çekiniyordu. Temistokles Pers donanmasına karşı beklenmedik bir saldırı düzenledi. Planı düşmanı hızlıca vurup hava kararmaya başladığında geri çekilmekti. Bu taktik de başarılı oldu. İlk saldırıda Pers donanmasına büyük zarar verdiler ve akşam hava kararmaya başladığında güvenli bir şekilde geri çekildiler. Persler yenilmez değillerdi. Yunanlar bunu 10 yıl önce Maraton Ovası'nda ispatlamıştı. Ve savaşın ilk günü sona erdiğinde Leonidas, Maraton'dan çok daha büyük bir zafer kazanabileceğine olan inancını giderek artırıyordu. Leonidas neredeyse hiç kayıp vermeden on binlerce askere karşı yerini korumuştu. Donanma savaşından da kötü haber alan Serhas ise deliye dönmüştü. Artık kralların kralı Sparta kralını küçümsemeyecekti.
İkinci günün sabahında Serhas savaşı gün içerisinde bitirmeye kararlıydı. Karşılaştığı askerlerin antik Yunan dünyasının en seçkin askerleri olduğunu zor yoldan öğrenmişti ve kendi elit askerlerini kullanma kararı almıştı. Termofil Savaşı'nın ikinci gününde 10 bin ölümsüz Sparta direnişine son vermek için krallarının emrini bekliyordu. Ölümsüzler sadece ihtiyaç halinde savaşa sürülürdü. Onlara ölümsüzler deniyordu. Çünkü bu 10 bin askerden biri ne zaman ölse yerine başka birisi geçerdi. Ve birlik 10 bin kişi olmaya devam ederdi. Ölümsüzler de tıpkı Spartalılar gibi çocukluktan itibaren askeriyeye katılan ve diğer orduların aksine sadece İranlılardan seçilen Pers Kralı'nın özel birliğiydi. Elit askerlere dönüşene dek ağır şartlarda eğitim alırlardı. Bu askerler sürekli antrenman ve savaş halinde olduklarından bitmek bilmeyen bir kondisyona sahiptiler. Bazı yüksek rütbeli ölümsüzler krallarına cesaret ve yeteneklerini göstermek için öldürdükleri hayvanın kürkünü giyerek dolaşırdı. Ölümsüzler ünü dünyaya yayılmış askerlerdi. Ve Leonidas onlara karşı elindeki ordunun tamamını devreye sokmalıydı. Yedek destek olarak bekleyen Yunan ordusu 300 Spartalı hoplitin arkasında dizildi. Ölümsüzler saldırıya geçtiğinde kalkanlar bir kez daha çarpışacaktı. Spartalıların işi ilk günkü kadar kolay olmayacağı benziyordu. Savaş tarihinin en iyi ordularından ikisi Termofil'de karşı karşıyaydı. Bu belki de yüzyılda bir denk gelebileceğiniz türde bir savaş. Ölümsüzler uzak mesafede çok iyi ok atabilen, orta mesafede mızrağı inanılmaz kullanan, yakın temasta ise kılıç ve kama gibi silahlarla düşmanlarını anında etkisiz hale getiren çok gönlü savaşçılardı. Ve Sagaris adlı meşhur bir baltaları vardı. Bu baltayı da delici özelliği sayesinde muhteşem kullanıyorlardı. Hücum emrini alan ölümsüzler hızla harekete geçtiler. Önce oklarını attılar. Sonra mızraklarını. Ve ömrünü savaşmaya adamış efsanevi askerler saniyeler sonra akıl almaz bir çarpışmanın içine gireceklerdi. Ölümsüzler Spartalılar gibi kalkanlarıyla bir duvar oluşturmaya çalışıyordu. Ama bu Spartalıları geçmek için hala yeterli değildi. Spartalılar kalkanlarını sadece savunmada değil saldırıda da kullanıyorlardı. Evet yanlış duymadınız. Bu kalkan aynı zamanda bir silah. Ayrıca Dore adındaki bu mızrağı da sistemli bir şekilde kullanarak üzerlerindeki baskıyı kırabiliyorlardı. Bu mızrağın şöyle bir özelliği var. Eğer bir tarafı kırılırsa diğer tarafını kullanabilirsiniz. Sparta mızrakları ölümsüzlerin kalkanlarını ve zırhlarını sanki kağıttan yapılmış gibi deliyordu. Ölümsüzlerin zırhları daha çok hızlı hareket etmek üzere tasarlanmıştı. Onlar son derece tehlikeli olan Sparta kılıçlarına karşı savaşmaya alışkın değillerdi.
ön hattaki ölümsüzler çoktan ölmüştü. Ama bu askerlerin yerini hızla başkaları dolduruyordu. Uzun süren baskı sonucu ölümsüzler Spartalıların falanks dizilişini bozmayı başardılar. Hatları dağılan Spartalılar kılıçlarını çektiler. Asıl savaş şimdi başlıyordu. Artık kimse kalkanları arkasında saklanmıyordu. Herkes kılıçlarını çekmiş, öldürecek birini arıyordu. Falanks formasyonunun Spartalılar için sağladığı güvenlik ortadan kalkmıştı. Serhas'ın istediği de tam olarak buydu. Leonidas'ın ordusu artık güvende değildi. Ancak hayatları boyunca yakın mücadele için eğitim alan Yunanlar, savunmayı bırakarak ölümsüzlere doğru ilerlemeye başladı. Ölümsüzler açık alanda geri püskürtülüyordu. Serhas 300 Spartalı'yı öldürmek için ölümsüzlerinin büyük bir kısmını kaybetmeye göze alamazdı. Bu yüzden askerlerine yine geri çekilme emrini verdi. Serhas'ın en çok güvendiği hamlesi de beklediği sonucu getirmedi. Tüm dünyaya korku salan ölümsüzler aynı başarıyı Spartalılar karşısında elde edememişti. Donanma Savaşı'ndaki durum da çok farklı değildi. Temistokles'in az sayıdaki gemisi Artemision Boğazı'nı tutmaya devam ediyordu. Hatta çıkan bir fırtına Perslerin gemilerini batırdı ve psikolojik üstünlük Yunan tarafına geçti. Serhas düşmanla mağlup olursa tarihte eşi benzeri görülmemiş bir savaş sonucu ortaya çıkacaktı. Babasının intikamını almak için yola çıkan Serhas, savaşın ilk iki gününde hezimete uğramıştı. Eğer bu savaşı kaybederse, Perslerin yenildiğini gören tüm uluslar onlara kafa tutabilir ve bu da imparatorluğun yıkılmasına sebep olabilirdi. Sparta duvarına gönderilen askerlerin akıbeti değişmiyordu. Ve bu yüzden Serhas farklı bir strateji geliştirmeliydi. Beklediği çözüm o gece ayağına geldi. Yerel halktan Efialtes adında bir genç, Serhas'a eğer onu zengin yaparsa Spartalıların arkasına adam çıkarmasını sağlayacak dar bir geçidin yerini göstereceği sözünü verdi. Serhas gencin isteğini yerine getirdi ve geçidin yerini öğrendi. Bu bilgi sayesinde ertesi gün Spartalıların arkasına asker çıkarabilecekti. Bu ihanet Yunan tarihinde o kadar büyük bir yer edinmiştir ki Efialtes kelimesi Yunan dilinde kabus anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Gizli geçidi yerli halk dışında birinin bilme ihtimali yoktu. Leonidas da açıkçası buna güvenmişti. Her ne kadar o bölgede güvenlik önlemini alsa da
Serhas'ın bu bilgiye erişmesi, savaşın iki cepheye kayması anlamına gelecekti. Ve az sayıda askere sahip olan Leonidas'ın belki de en çok korktuğu şey buydu. Leonidas iki gün boyunca arazi şartlarını kendi lehine kullanarak büyük Pers gücünü durdurmayı başardı. Ancak coğrafi avantajlarının artık bir önemi yoktu. Serhas, Leonidas'ın adamlarının arkasına çıkan gizli yolu biliyordu ve yakında ölümsüzler Sparta ordusunu iki taraftan saracaktı. Bütün koşullar Leonidas'ın aleyhineydi. Ölümsüzler Ephialtes'in gösterdiği yolda ilerliyordu. Leonidas'ın geçidi korumaları için bıraktığı 1000 kişilik birlik onları fark etti. Bazıları savaştı ve ölümsüzlere kolayca yem oldu. Büyük bir kısmı ise köylerine saldırı yapılacağını düşünerek ailelerini korumak için yerlerini terk etti. Böylece Leonidas'la dağ geçidinden ilerleyen ölümsüzler arasında kimse kalmamıştı. Leonidas'ın bu yaklaşan tehlikeden haberdar olması uzun sürmedi. Artık her iki tarafta da savaşması gerekiyordu. Leonidas'ın önünde iki seçenek bulunuyordu. Ya kalıp savaşacak ya da Termofil'i terk edecekti. Ancak her iki seçimin sonunda da Spartalıları ölüm bekliyordu. Leonidas, Spartalı olmayan tüm askerlere şehirlerine dönme emrini verdi. Kendisi ve 300 hoplitten kalanlar bir süre daha düşmanın ilerlemesini engelleyecek ve onların güvenli bir şekilde uzaklaşmalarını sağlayacaktı. 7000 kişilik birlikten geri kalanlar Spartalıları arkasında bırakarak Termofil'i terk etti. Leonidas'ın adamları da son bir savaş için hazırlanmaya başladılar. Sparta kampını izleyen Pers gözcüleri, Spartalıların saçlarını taradıklarını, vücutlarını yağladıklarını ve temizlendiklerini gördü. Kaçan Spartalılar yerine süslenen askerler görmek onları şaşırtmıştı. Spartalılar öldükleri zaman güzel görünmek için kendilerine çeki düzen veriyor ve cenazelerine hazırlanıyorlardı. Yunan askerleri güvenli bir şekilde uzaklaştıktan sonra ölümsüzler gizli geçitten çıktılar ve Spartalıların etrafı sarıldı. Serhas'ın ordusu iki taraftan da saldırıya geçtiğinde savaşın en kanlı çatışması başlamıştı. Köşeye sıkışan Spartalılar kana susamış gibi savaşıyordu. Kaybedecek şeylerinin olmaması onları daha da cesaretlendirmişti. Hala öldürebildikleri kadar asker öldürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı.
Hani bir tabir vardır. Azdan az, çoktan çok gider. İşte son savaşın özeti de tam olarak buydu. Evet, Spartalılar en büyük kayıplarını veriyordu. Ama her bir Spartalı'ya karşı yüzlerce Pers de hayatını kaybediyordu. Büyük bir savaşta komutanınızı kaybederseniz dünyanın en iyi savaşçısı olmanızın artık bir ehemmiyeti kalmaz. Leonidas göğsüne yediği bir mızrak darbesiyle düştüğünde Spartalı askerler neye uğradıklarını şaşırmıştı. Kendilerine geldiklerinde ise artık farklı bir savaş başlamıştı. İki tarafın da hedefi Leonidas'ın cansız bedeniydi. Pers askerleri kalan Spartalı askerlerle Leonidas'ın naaşına sahip olmak için mücadeleye girdiler. Özgürlük Savaşı yerini Onur Savaşı'na bırakmıştı. O zamanlar savaşta ölülere çok büyük önem verilirdi. Bir kral veya kahraman öldüğünde iki tarafta onun cesedini ve zırhını ele geçirmek için uğraşırdı. Leonidas'ın askerleri de liderlerini kolayca vermek niyetinde değildi. Spartalılar, Perslerin Leonidas'ın bedenine zarar vermelerini istemedikleri için her şeylerini feda ediyorlardı. Spartalıların sayısı hızla azalıyordu. Serhas son noktayı koymak istiyordu. Okçularına kalan Spartalıları vurma emri verdi. Sayıları azalan Spartalılar bu oklara kolayca hedef oldular. Son Spartalı da düştüğünde savaş artık bitmişti ve geriye 10.000'den fazla ceset kalmıştı. Spartalıların yenildiği haberini alan Atina kralı Temistokles, boğazı tutmanın artık bir yararının olmadığına karar verdi. Spartalılar gibi ölene kadar savaşmak yerine başka bir gün tekrar savaşmak üzere geri çekilmeyi tercih etti. Serras'ın bu kadar küçük bir orduyu yenmesi 3 gün sürmüştü ve karşılığında 10.000 adam kaybetmişti. 10.000 askerin ölmesi o zamana kadar toplanmış en büyük ordu için büyük bir zayiat değildi. Ama Serhas bu kaybın askerlerinin moralini bozacağına ve istilanın kalanını etkileyeceğine inanıyordu. Ordusunu geçitte ilerletmeden önce tüm ölü Pers askerlerinin gömülmesini istedi. Spartalıların ölülerine ise saygısızlık yapılmasını yasakladı ve cesetlerine dokunulmaması emrini verdi. Bir kişi hariç. Serhas onurlu ve adil bir kral olarak bilinse de öfkesini kolay kontrol edemeyen biriydi. Termofil'de binlerce adam kaybetmesi gözünün kararmasına sebep olmuştu ve adamlarına Leonidas'ın ölüsünü bulup kafasını keserek bir kazağa dikmelerini emretti. Serhas Yunanistan'ın fethine öfkeyle devam etti. Ona karşı gelen kentleri yaktı, boyun eğenleri bağışladı. Atina'ya ulaştığında ise şehrin çoktan boşaltılmış olduğunu gördü. Tarih, Leonidas ve 300 askerinin gösterdiği insanüstü mücadeleyi ve Serhas'ın babasına verdiği sözü tuttuğunu yazacaktı.